Değerli izleyicilerimiz, Meribank Belediyesi'nin Labo Partisi'nin Meribank Belediye Meclis Üyelerinin tanıtıldığı gecedeyiz. Mermeri'de soğuk bir gece ama sıcak haberler var sanırım Enver Bey. Enver Bey kendisi Victoria Eyaleti'nde üst meclis milletvekili, ayrıyeten Victoria Eyalet Hükümeti'nde de bakan. Enver Erdoğan Bey bizleri kırmadı. Bize görüş verecek bu akşam için. Kendisi de zaten şu anda bu gecede onur konu olarak katılıyor. Enver Bey, Meribank Belediyesi'nde siz daha önce bulundunuz. Evet. Buraları iyi tanıyorsunuz. Tabii. Burada adayları tanıtacaksınız. Evet. Aday tanıtımında yenilikler var mı ilk önce? Onu soralım Labour Partisi içerisinde. Kesinlikle. Bu defa 11 dar bölgesi var Meribank Belediyesi'nin. Onu yeni aday. Yeni takımdan sağ çıkıyoruz diyebilirsem. Önemli çünkü uzun zamandır, özellikle 10 yıla yakın bir süreç Meribank Belediyesi'ni Yeşiller yönetiyor. İlk defa 20 yıldır parti olarak katılıyoruz. Önceden partiden aday oluyorlardı ama dar bölge olduğuna rağmen 2-3 aday çıkıyordu. Bu defa her bölgede tek işçi partinin tek bir aday olacak. Bu yenilik o zaman. İlk defa böyle bir şey kaynaklanıyor. Evet. Evet, her bölgenin her bir aday. Türkçe konuşan adaylarımız da var sanırım. Evet, evet. Suzan Sakı var. Suzan Sakı var. Kendisi North Kaybök bölgesinde aday olacak. Toplumumuzda tanınan birisi. Genç, dinamik bir aday. Benim diyorum bu önemlidir. Yenilik şart bu belediye. Benim izlemim, yıllardır bu belediye ana merkez konular, toplum görmek istedikleri değişikliklerden uzaklaştı. Yani bunları spesifik olarak açabilirsek, yani Kovboğuk, Bronzluk, özellikle Türkçe, Türkiye'nin toplumumuzun, Türk toplumumuzun yaşadığı yoğun bir yer. Evet. Bu konuları özellikle açabilirsek, nelerden uzaklaştın Meribank öncesine göre? Yani, benim yani belediye aslında sorumlu olmayan konulara aslında karşılık doğrusu. Yani bizim yeşillik alanlar, yollar, yayan yollar, bu konular üzerinde durulmadı. O yüzden de yaptırımlar da yok o alanlarda. Olan yaptırımlar doğrusunu sorarsan eyalet hükümetinin yaptırımlardır. Yani özellikle tren istasyonlar, yenilik Moğol'un istasyonu olsun, Köybek istasyonu olsun, hep Gönö istasyonu olsun, hep eyalet hükümetinin yaptığı şeyler. Belediyeden o icraatı görmedik. Onun için millet de yeni projeyi bekliyor. İnanın ki yeni insanlar, yeni enerjiyle bu üretim ve değişiklik görürüz. Yani benim kısaca anladığım, belediye belediyecilerinin yapsın, federal siyasette federal siyasetini yapsın, herkes işini düzgün yapsın. Öyle evet, asıl oldu. Benim bugünkü, bu akşamki amaç oldu. O değişikliği getirecek adayları insanlara tanıtmak. Bu akşam geceye katılmanızın amacı nedir peki? Biraz aslında destek, dayanışmadır. Yani bu tek başlangıçtır. Seçimler Oktay'da oluyor. Yani asıl kampanya Eylül'de başlar millet görür. Ekim'de de seçim oluyor. Onun için aslında bir dayanışmadır bugün. Bir insanı bir araya getirmek, motive etmek ki millet gitsin kampanyalar beraber çalışsınlar. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, Victoria Hükümeti'nin bakanlarından Enver Erdoğan Bey ile birlikte olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Diğer konuklarımıza devam edeceğiz. Sağ ol Mustafa Bey. Teşekkür ederiz. Güzel, sağ ol. Biz değerli izleyicilerimiz, belediye meclisi aday tanıtımına devam ediyoruz. Melbourne'de soğuk bir gecede sıcak haberlerle yine sizlerleyiz. Yanımızda Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu eski başkanı Suzan Sakı Hanım var. Kendisi Labour Partisi'nden Meribank Belediyesi'ne meclis adayı. Hemen kendisine mikrofonu vereceğiz. Kendisi taze taze bize bilgiler verecek. Tamam. İlk önce adaylığınız için tebrik ederiz. Çok teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun. Sizler de geldiğiniz için ben de size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Adaylığınız hakkında konuşalım. İlk önce neden aday olmak istediniz? Neden aday olmak istedim? Ben geldiğimden beri İşçi Partisi'nin üyesiyim zaten. İşçi Partisi'ne elimden geldiği kadar hem kişisel olarak destek sundum ve İşçi Partisi'nin gerçekten de birçok şeyi değiştireceğine inanıyorum. Özellikle son dönemde Meribank Belediyesi'nde İşçi Partisi encümen üye sayısı da az olduğu için, Greens'ler de açıkçası bir şey üretmedikleri için bu sene neden olmasın diye düşündüm. Ayrıca bir göçmen kadın olarak, Avustralya'ya sonradan yerleşen biri olarak, göçmenler bizler birçok konuda kendimize güvenmiyoruz. Dil konusunda olsun, sistemi anlama, öğrenme anlamında olsun, hukuksal anlamda olsun, bu tür yerel çalışmalarda bulunamıyoruz açıkçası. Ben daha çok bu yola hemhal olarak aslında bu süreci öğrenmek ve benim gibi gerçekten ileride siyaset olsun, sanat olsun, edebiyat olsun, bu alanlarda
önünü açabileceğim insanlar olacağını düşündüm. Sonuçta bizim hiçbir eksiğimiz yok. Biz kendi ülkemizden bilgimizi, becerimizi, yeteneklerimizi buraya getiriyoruz. Evet, dilimiz, aksanımız aksanlı olabilir ama bir sürü becerimiz var ve sıfırlıyoruz hayatımızı. Aslında hepimizin göçmenler olarak burada yaşadığımız süreç birer başarı hikayesi. Neden bunu politikada göstermeyelim diye düşündüm. Dolayısıyla da adaylığımı koydum ve bu sene ilk defa Labour Parti olarak birçok bölgede birbirimize karşı hiçbir aday yarışmayacağız. Yani her bölgeden birer tane İşçi Partisi adayı sunuldu. Ben de Pentridge bölgesinden tek İşçi Partisi'nin adayıyım. Şimdiye kadar da zaten toplum üyelerimiz beni az çok tanıyorlardı. Ethnic Communities Council of Victoria'nın sosyal görevlisi olarak çalıştım. Onun dışında Avustralya Alevi Bektaş Federasyonu'nun son 5 yıldır genel başkanlığını yaptım ama etik olarak toplumsal işlerde ve özellikle böylesi non-profit dediğimiz yani kar amacı gütmeyen kültürel, demokratik ve inansal işlerde politikayla uğraştığınız zaman kurumlarınızı bu tür şeylere alet etmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla görevimden istifa ettim. Şimdi hem Türkiye'li toplumu hem Avustralya'daki bütün göçmen toplumları, aborjin halkları dahil olmak üzere istisnasız dil, inanç, kültür fark etmeden, cinsiyet tercihi fark etmeden herkesin hakkını local government dediğimiz belediyelerde eğer seçilirsem savunmaya devam edeceğim. Yani tek kelimeyle biz sadece dinledik, bütün sorularımıza cevap verdik. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür yani, ederim. Güzel de konuşuyorsunuz. Umarım siyasette başarılı olursunuz. Korkuyorum, kaygılanıyorum ama çok da mutluyum ve gururluyum da gerçekten hem kendi toplumumuza, Türkiye'li topluma hem de onun dışındaki göçmen kadınlara, göçmen erkeklere ve kendimize güvenmediğimiz için de neden yapamıyoruz ya, neden bizler de siyasetin içinde değiliz demek için biraz da bu işe ne derler çıktım. Umarım hayırlısıysa olsun. Hayırlısı olsun. Bu bir süreç, hep birlikte öğreneceğiz. Hep öğreneceğiz. Son bir soru sorayım. Tabii. Yeşillerin şu anki durumundan bahsettiniz. Evet. Memnun olmadığınızdan bahsettiniz. Genel olarak nelerden toplum memnun değilsin? Yani neler memnun değil toplum? Kararlar sonuçta alınmıyor ve o alınan kararları da pratikte yansıtmıyorlar. Belediyedeki bir sürü residence dediğimiz yani belediyede yaşayan topluluk bireylerinin işte özellikle cost of living dediğimiz yani hayat pahalılığı, parking sorunları var. Onun dışında bir sürü sorunlar var. Maalesef bunlar çözülmüyor. O yüzden bizler de İşçi Partisi olarak nasıl federal hükümette ve Victoria hükümetinde sorunlara çözüm buluyorsak burada da çözüm bulacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, Suzan Hanım'la birlikte olduk. Programımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. The Pentridge Ward, we have Susan Saka. She's there, of course, Susan. Right, that's a developed business. They stand against land banking. But you know what? It's been on the watch. This Greens-led Marybeck Council that millions and millions of dollars of ratepayers' money has been used to acquire parcels of land upon parcels of land in central Coburg, which has been sat on. Change people's lives for the better. And all the people that you see behind us, these candidates, are stepping forward to make that difference to your lives and to the broader community. Cold, chilly Melbourne night. And on that note, I also want to begin by acknowledging the traditional owners and pay my respects to elders past, present and future. But really, today is about not only about the candidates, it's about all of us in this room. We're clearly gathered here because we care about this community. We believe in a better, positive, progressive future for the city of Marybeck, for the heart of the Inner North.